21-27 Kasım haftası sevgili takipçilerim, güzel ailem, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun. 21 Kasım'da Güneş Jüpiter üçgen açısı, özellikle sevgili koçlar, iş ve seyahatlerinizle alakalı güzel kapıların, fırsatların ve uzun süredir iş sıkıntılarınızla alakalı yüzleşemediğiniz konularda netliğe kavuşmak, çalıştığımız insanlarla aramızdaki krizleri daha net bir şekilde toparlayıp akışı, sistemi görerek hareket edeceğimiz bir döngüyü unutmamamız lazım. Geçmişe ait iş hukuki mahkemeleriniz, bunlarla ilgili mücadelelerinizle ilgili güzel haberler sizi mutlu edecek. Bulunduğumuz, yaşadığımız ekiple ilgili uzun süredir güvensiz olduğunuz insanlarla ara dengelerimizi daha böyle onlar gibi kıvrak şekilde halletmeye çalışacağız. O yüzden Güneş Jüpiter açısı size farkındalığı kazandıracak ve iş konularımız ve başarılarımızla ilgili daha net, yarım bıraktığımız eğitimlerle ilgili kafamızdaki planladığımız birçok noktanın daha planlı şekilde ilerleyeceğinizi gösteriyor. Kurumsal firmada yöneticilerle ilgili yaşanan krizleri görerek onların da size enerji olarak yaklaşması sizin motivasyonunuzu en iyi şekilde keyifli yaratacak. Gideceğimiz seyahatler ve yapacağımız iş gereği şirketinizin yurt dışı bağlantılarıyla alakalı yapılacak yeni anlaşmalar sizin de bu konuyla ilgili fırsatlarınız olduğunu ve daha çaba sarf etmeniz gerektiğini uyarıyor. Devlet kapınızla alakalı çalışmalarda çalışan sevgili takipçilerim için, evet, burada hukuki konular, evrak bitirmeleri, yıl sonunun telaşı ve aynı şekilde insanların karmaşık ve sahiplenememe evrelerinden kaynaklı kendi alanınızı güvensiz hissediyorsunuz. Sakin olmanızı ve bu noktada daha büyük başarılar elde edeceksiniz. Ama tayin ve yeni bir yer beklentiniz varsa mücadeleye devam etmeniz gerekiyor. 24 Kasım'da yeni ay gerçekleşecek Yay burcunda ve Jüpiter ileri hareketine, balık burcunun son evresinde ileri hareketine doğru başlıyor ve bu da artık sizin yarım bıraktığınız eğitimler, psikolojik yaşadığınız sıkıntılar ve kendi güvensizliklerinizi şifalandırmak için en doğru evredesiniz. Yani siz varoluşunuzun kutlaması, enerjinizin daha görme evresini yakalayacağız. Bu ara kendi işini yapan ve iş serbest alanda çalışanlarda ekstra kazançlarınız ve kazanç konularımızla ilgili daha şanslı bir hafta olacağız. Ve bu şans size yatırım ve yapmak istediğimiz anahtarla ilgili de fırsat ve kapımızı yakalayacağız. Çalışan evli çiftlerle alakalı önemli bir iş anlaşması, eşinizin değişim konularıyla ilgili beklentilerin olumlu cevabı, sizin de maaş konumunuzla ilgili yaşadığınız ve bu noktada haklarımı alamıyorum dediğimiz noktada güzel sevinçler yaşayacaksınız. Sevgili gençler, kendi çalıştığınız alan ve eğitim konularımızla ilgili kafa karışıklığı, eğitimi yarım bırakmak, sadece işe konsantre olmak istiyorsanız yanlış yaparsınız. Eğitiminizi de iş hayatınızı da aynı örtüde götürebilirsiniz. Hatta şöyle bir şey var haritanızda. Sertifika almak istiyorsanız, kendi dil eğitimlerinizi tamamlamak istiyorsanız bunlarla ilgili çok güzel başlangıçlar var. Cesareti bu noktada başarın. Eksik dil eğitimimizi tamamlamamız gerekiyor. Ailemize ait miras, bina, toprak konuları çok revaçlı olacak. Özellikle kuzenler tarafından yaşanacak alaycı konuşmalar sizi yıpratmasın. Siz cesaretinizi doğru toparlayın. Ailenizin satmaya çalıştığı özellikle ilk giriş kattaki malla ilgili hayırlı anlaşmanız var. Korkmanıza gerek yok. Duygusal olarak yeni kapılara, yeni aşklara yelken açacak sevgili bazı koç burçları, geçmişe ait vedalar, yeni başlangıç, hani flörtöz ruhunuz, enerjinizin daha renkli evrede olması sizin cesaret, duygusal cesaretinizde ve belli bir süre sonra doğru insanı yakalamanıza yardımcı olacak. Yani siz duygusal psikolojiniz çok fazla yıprandığı için kendi duygu güveninizi yıpratmışsınız. Artık bunu bir psikologla enerjimizi değiştirerek, yoga yaparak, kendimizi bilerek hareket edersek daha güzel fırsatları yakalayacaksınız. Evet, geçmişe dönük ilişkinizle alakalı beklentiler içerisindeyseniz aynı krizlere dönersiniz, aynı hataları yaparsınız. Ve bekar olan ve evlenmeyi düşünen ve uzun soluklu ilişkisi olan sevgili takipçiler, pürüzlü ama aileleri ikna ettiğiniz takdirde hiçbir pürüz yok. Aileler hayır, siz evet diyen noktadasınız. Gönül almadan bu evlilik kapısına girmemeniz gerekiyor. Bu ara evli ve ev hanımları, sevgili takipçilerimizle ilgili eşinizin iş hayatıyla ilgili gelişecek sürpriz olaylar, sizin de eşinizle alakalı
durgun, sakin giden noktaları iyileştirmenize yardımcı olacak diyorum. Yalnız bu ara ev hanımları, çocuklarınızla iletişim konularını daha net bir şekilde toparlamamız lazım. Onlara güven aşılarsanız cesaretinizi toparlarsınız. Sağlık olarak özellikle psikolojik evrelerimizde çok fazla yorgun, kas tıkanıklıkları, kas sıkışmalarına dikkat edeceğiz ve son zamanlarda da bağırsak enfeksiyonları ön planda, ihmal etmeyin diyorum. Bir ev taşınma konusu olan sevgili koçlar, iyi bir kapının, iyi bir anahtarın sevincini yaşayacaksınız. Ufak tefek kaza uyarıları söz konusu gözüküyor. Bu hafta dışarıda merdivenden çıkarken dikkat etmeniz gereken trafikteki insanlara sert enerji var. Dikkat ederseniz kazasız atlatacağınızı gösteriyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Güzel ailem, güzel takipçilerim. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Tavsiye etmenizi de öneriyorum. Kanalı hep birlikte büyütelim. Sevgili boğalar, özellikle ve özellikle 21 Kasım'da Güneş Jüpiter açısı, görmeniz gereken finans konularınızla alakalı 2023 Mart ayına kadar tedbirli, kurallı, disiplinli olmanız gerekiyor. 24 Kasım'da yeni ay gerçekleşecek Yay burcunda ve Jüpiter ileri hareketine yavaş yavaş adımlarıyla Balık burcuna veda ediyor. Bu veda ederken iş konularımızla ilgili yaptığımız bütün hataları gözden geçirmemiz lazım. Bulunduğumuz noktada kızgın olduğumuz ya da kızdıran insanları artık siz de aynı enerjiyle hareket edip yerinize daha sağlam adımlarla var olmanız gerekiyor. Çünkü bulunduğunuz noktada hak edilişiniz var ve hak edilişinizi kaybetmenizi istemiyorum. Devletle ilgili beklentisi olan ve memurlukla ilgili beklenti içerisinde olan sevgili boğalar için çok yakın aile, anne köklerimizi ilgilendiren ya da yakın kadınlardan alacağınız destek size birçok devlet kapınızla ilgili fırsatlar, konumları yaratacak. Yani burada sizin imkanlı hakkınız var. Mücadeleye devam. Unuttuğunuz vergi, hukuki süreçlerle alakalı da bu hafta gözünüzü dört açarsanız hata ya da unutulan evrak evimize haciz uyarısı getirmesin. Ailemize ait finansal konularda destek vermek istediğiniz evrede zaten sıkıntılarınız var ama ailenizin de parasal evredeki yaşadığı krizler için kredi çekmek, onlara borç anlamında destek vermek sizi daha motivasyonunuzu arttıracak. Kurumsal bir alandan farklı bir kurumsal alana geçmek istiyorsanız temkinli ve kararlı olmanız lazım bulunduğunuz noktada. Çünkü diğer noktada odaklanamama sıkıntınız var. Bu noktayı doğru kontrol edin. Gideceğiniz noktada mutsuz olabilirsiniz. Yani bir olayı 20 kere düşünün, ona göre karar verin diyorum. Bu ara eğitim konularınızla ilgili hızlı harekete geçireceğiniz evrelerimiz var. Dil eğitimi olabilir. Yarım bıraktığınız konularla ilgili yurt dışı ile alakalı eğitimler, fikirleriniz size iyi gelecek. Yurt dışı bağlantılı çalışan sevgili boğalarla alakalı seyahatlerimiz yoğun olacak ve gideceğimiz projelerde gayet başarılı ve aydınlık ve şirketiniz bu konuda size güzel bir madalya şeklinde onur edecek gözüküyor. Devlet ya da finans alanında ya da kurumsal bir alanda finans alanındaysanız finans müdürünüz ya da siz yarım yardımcı müdürseniz oradaki insanlarla tartışma var. Sakin ve mantıklı olun, yoksa giderli haliniz işinizden çıkmanıza sebep olabilir. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı gerçekten stresli, uzun süredir haklarla alakalı yaşadığınız krizler birbirimize de çatışma yaratsa da biz birbirimizi seviyoruz. Sadece iş yerinin düzelmesi için de biraz daha 2023'ün Ocak ayına ihtiyacınız var. Sabırlı olun diyorum. İş mahkememiz ve çözemediğimiz konular ertelenebilir. Panik yapmayın, haklarınız alınacak. Bu ara uzun süredir işsiz olan sevgili takipçilerim için de sevgili boğalar, evet, bu konuda çok büyük bir destekle yeni kapınız hayırlı olsun. Aralık ayı sizin için güzel bir kapının başlangıcı gözüküyor. Aşk konusunda yenileyeceğimiz aşklar, veda edeceğimiz kararlar içerisinde olacağız ve bizi yoran, yıpratan ve ruhumuza uygun olmayan birçok insanı eleme haftamız. Rehberden de birçok insan sileceğiz. Artık daha sakin, daha dingin ve kendi enerjimize ait noktaları belirleyeceğiz. Bu aşk için de geçerli olacak. Ama geçmişi bekleyenler, özellikle 2 aydır kan kusanlar için geçmiş ilişkiniz size geri dönüyor. Hadi bakalım, hayırlı olsun, karar sizin. Bu ara evlenmeyi düşünen ve bir türlü kendi evremizi toparlayamadığınızla ilgili, ilişkinizle ilgili evlilik teklifiniz, yüzüğünüz hazır, hayırlı olsun. Yani şöyle bir, önümüzdeki 10 yıllık bir süreç başlayacak sevgili boğa burçları. Bu süreç sizin
fırsatları yakalamanız, varoluşunuzla ilgili noktalar. Ama 2023 Mart ayından sonra bu döngü başlayacağı için kendinizi daha şanslı hissedeceksiniz. Ama havai ruhumuzdan da çıkmamız lazım. Bu ara eşya değiştirmek, evdeki birçok noktayı yenileme kararı içerisindesiniz. Hayırlı olsun. Sevgili ev hanımları, bence en güzel şey evinizin tamir olması, tadilat görmesi ve yeni eve taşımak size mutluluk olacak. Aile içerisinde yaşayan sevgili boğalar, kayınvalide ya da yaşadığınız krizler, eşinizin soyundan yaşadığınız krizlerde artık tamir gücünüz yok ve ayrılma modundasınız. Bu ilişkiye şansa ihtiyacı var. Cesaretinizi toparlayın. Bir yıl sonra o döngüden de çıkacaksınız diyorum. Evet, çocuklarımızla ilgili gelecek korkusu, özellikle erkek çocuklarınız varsa söz dinlememe, acayip sinirli ve gergin halleri olabilir. Dışarıya yönük halleri de var. Kontrol edersek sevinirim. Bu ara serbest emlak işiyle uğraşıyorsanız sevgili boğalar, güzel kazançlar, dışarıda alım satım işleriyle ilgili projeleriniz varsa güzel fırsatlar da sizi yakalayacak. Bu ara boşanma fikri olan boğalar, ev ayrımı, yol ayrımı içerisindesiniz. Çocuklar için biraz daha bekleme evresindesiniz ama bu evlilik çocukları yıpratıyor. Doğru karar verin diyorum. Sağlık olarak özellikle diz, kapak, varis problemlerimiz ve bacak ağrılarımız, bacak siyatiklerimize dikkat etmemiz lazım. Ve son zamanlarda geniz etiyle alakalı sıkıntılarımız var. İhmal etmeyin. Araç değiştirmek isteyen sevgili boğalar için fırsat var. Şimdiden hayırlı olsun. Ama bu ara özellikle aşkla şifa bulmak istiyorum diyen boğalara, aşk enerjisi çok yüksek. Aldınız, kabul ettiniz ve bu kalbi en iyi şekilde var ettiniz diyorum. Hayırlı olsun. Sevgili ikizler, güzel ailem, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Büyüyelim hep birlikte. 21 Kasım'da Güneş-Jüpiter üçgen açısıyla birlikte yeni iş fırsatları yakalayacağımız konularda artı enerjiye sahip olacaksınız. Cesaretinizi toparlayın. Girmek istediğiniz, başvurmak istediğiniz kapılar olumlu süreç yaratıyor. Ve bu ara eşiniz ya da aile içerisinde ortaklı işler kurmak istiyorsanız tam zamanlı, cesaret et, ortaklı işine ya da çok yakın dostunla yapacağın işlerde büyük başarılar söz konusu olacak. 24 Kasım'da yeni ay gerçekleşecek Yay burcunda. Bu da uzun süredir ilişkilerinizle alakalı, dışarıdaki dostane ilişkilerinizle alakalı sağlam adımlar, rahatsız olduğunuz insanlarla bağımızı düzeltmek, yeni iş alanlarında da bu insanları fırsat olarak kullanacağımız bir döngü olacak. Yani iş konumuzda yeni anlaşma, yeni projeler, yeni işler, yeni fırsatlar size artı bir güven evremize oturtacak. Yani korkmanıza gerek yok diyorum. Ve bu ara iş ortaklıklı sözleşmelerde de yeniliklerimiz var. Jüpiter yavaş yavaş 24 Kasım itibariyle Balık Burcu'nun son evresine doğru ileri hareketini başlatıyor. Ve artık Balık Burcu'na veda ediyor. Aynı hayatınızdaki hızlanma, iş konusundaki hız alamadığınız noktalar, olmaz ben buraya yetkili olamam dediğiniz konularla ilgili fırsatlarımız var. Kurumsal alanda kendinizi büyütmek ya da bu alanda görünemiyorum ve ben 20 yıldır aynı noktadayım diyorsanız konum ve masa değişikliğiniz için sinyaller size doğru ilerliyor. Ama siz de artık bir konuşma enerjinizi toparlayıp haklarınızla ilgili savunmanızı da gösterip ilahi olarak siz kendinizi bu noktada ifade ettiğinizde bu başarıyı elde edeceksiniz. İçinize dönük ruhunuzda her geçen gün ileri atıyorsunuz. Artık konuşmamız ve doğru ifade kullanmamız lazım. Bu ara kendi işinizi taşımak, yeni bir iş alanına geçmek istiyorsanız bunun için acele etmeyin. Özellikle de 2023'ün Ocak ayından sonra bunu yaparsanız daha kazançlı evre. Ama şu an yaparsanız zorlanacağınız bir nokta. Yeni yere alışmak, yeni bir düzen kurmak için acele etmeyin. Yerinizi tutun. Ocak ayında o noktaya geçmeniz gerekiyor. Yurt dışı sözleşmenizle ilgili beklentiniz varsa, yurt dışı seyahatimiz, işgereye gideceğimiz noktalarda herhangi bir pürüz yok. Ve bu ara danışmanlık veren sevgili, iş danışmanlığı veriyor olabilirsiniz, akademik danışmanlık veriyor olabilirsiniz. Bu konularda yıldızınız çok parlak ve yazma konusunda da yetenekleriniz çok ön planda. Bunları da hayata geçirelim. Eğer bunlarla ilgili merakınız varsa mutlaka kurs alıp kendi noktanızı belirlemeniz gerekiyor. Devletle alakalı devletten ayrılmak, kendine iş kurmak isteyen sevgili takipçilerim, bu yıl bu doğru karar değil. Sakin ve sessiz yerinizde oturun. Yeni iş yapmak istiyorsanız eşinize, kardeşinize, annenize iş kurarak yaparsanız sevinirim. Yoksa çok uzun soluklu mağdur olacağınız gözüküyor. Bu ara
Hani iş hayatı durgun olanlar, bir türlü kazancım ilerlemiyor, aynı noktadayım diyenler de hızlı bir evreye giriş yapacağız. Duran süreç hızlı bir şekilde ilerleyecek. Artık kendi kazancımız da hızlanmış olacak diyorum. Korkmanıza gerek yok. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı uyumsuz, her iki tarafında uyumsuz noktası iş konusunda, her iki tarafta istifa kararı içerisinde ve yurt dışına yerleşmek isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili başvurularınızı yapın. Sabit bir noktada çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada hanımınızın ya da kadınınızın iş konusuyla ilgili güzel bir teklif, yeni bir işe başlaması sizi ve evinizi mutlu edecek. Yalnız çalışan öğrencilerim için ya da hem okuyup hem çalışan gençlerim için söylüyorum. Bu ara iş konusunda çok güzel başarılar elde ettiniz. Biraz eğitiminizi ara vermiştiniz. Bu noktayı da toparlayın ve odaklanmaya devam edin. Yarım kalabilir. Dikkatli olun. Evet, duygusallık yönünde yeni başlamalar, yeni ilişkilere renk katacağımız döngüler var. Ama şu an kalbinizde bitiremediğiniz konuyla yüzleşmek, karşı tarafı arayıp buradaki içinizdeki öfkeyi iyileştirip yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu şekilde olmaz. Uzun soluklu ilişkilerle ilgili noktada bu ara bir ani karar ve ara verme, mola verme düşüncemiz olabilir. Ve karşı tarafın tatlı yalanları sizi yıpratıyor olabilir. O yüzden biraz bir ara vermeye doğru gidecek. Aileler şaşırabilir. Bilginiz olsun. Evli çiftlerimiz, ev hanımlarımız özellikle, eşinizin soğuk tavrı sizi yıpratmasın. O sizi seviyor. Dağınık bir nokta, koltuk modunda bir adam. Kabul edin. Hep öyleydi. Siz değiştirmek istiyorsunuz. O değişmeyecek. Siz de onun hayatına ayak uydurdunuz. Bence şikayet etmeyi değil, bu ilişkiyle alakalı doğru noktayı görmeniz daha sağlıklı. Çocuklarla alakalı da uzun süredir seyahat düşündüğünüz noktalarla ilgili olumlu evrelerimiz var. Bu ara sevgili hanımlarımızın yatak odası, dolap ve gardırop konuları ile ilgili yenilenmesini istediği noktaları var. Yapılacak ama mutfağımız acil yapılması lazım. Bunu ihmal etmeyin diyorum. Sağlık olarak özellikle sırt ve boyun bölgemizdeki hassasiyetler, boyun fıtığı, bel fıtığı ve sırt ağrılarımız var. Alternatif tıp kullanabilirsiniz. Vücut enerjimizde yastık ya da yatağınızı acil değiştirmeniz gerekiyor. Bu konularımız sıkıntı. Bu arada miraslık konularımız ve bir ev konusuyla ilgili çözülmesini beklediğiniz hukuki süreç sizin lehinize olacak. Hiç korkmayın efendim. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Beğenmeyi, yorum yapmayı, takipte kalmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Evet, 21 Kasım'da Güneş-Jüpiter üçgen açısı. Uzun süredir iş konularınızla ilgili beklediğiniz ve var olan fırsatlar ve yeni başlayacağınız ve uzun süredir iş sıkıntısı yaşıyorsanız yeni başlayacağınız iş kapılarınız sizin için olumlu. Yani kendi hayatınızla alakalı beklenti içerisinde olduğunuz, umutsuz baktığınız birçok noktada Jüpiter size son şansını verecek ve bunu doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Yeni ay 24 Kasım'da gerçekleşecek. Yay burcunda özellikle yönetici değişimi, iş yerinde insan değişimi, yeni personel, yeni sistem oluşumları söz konu olup aklınız ben de mi çıkıyorum, beni de mi çıkartıyorlar diye düşünürken bulunduğunuz noktada gerçekten daha rahat, sağlam ayağınızı basacağınız bir evre. Yöneticiniz değişse de sizin konumunuzla ilgili bir sıkıntı yok. Uzun süredir de özellikle kendi alanınızda büyümek, fırsatlar yaratmak istiyorsanız bu kapılarımız bizim için doğru ilerliyor. Korkmanıza gerek yok. 24 Kasım'da Jüpiter ileri hareketine gitmeye başlıyor. Öncelikle yurt dışı ile ilgili bağlantı noktalarımız, bunlarla ilgili beklediğimiz evraklarla ilgili çok olumlu ve keyifli sonuçlar alacaksınız. Ve uzun süredir yaşamak, oraya yerleşme gibi fikirleriniz varsa bu evraklarınızda olumlu haberler sizi mutlu edecek. Kurumsalda üst düzey yönetici değişimi, bulunduğumuz noktadaki personel alım konularında yeni oluşumlar alanda büyümenize de yardımcı olacak. Yani şimdi hareket zamanı, bereket zamanı, ne istiyorsanız bu konularla ilgili fırsatlarımız yakın. Kendi işinizi yapıyorsanız, özellikle yurt dışı bağlantısı kurmak istiyorsanız bu kapılarımızla ilgili de güzel fırsatlar yakalayarak kendi gücümüze, kendi işimize büyük renkler katacağız. Fazla gelirimiz artacak ve özellikle serbest bir piyasada çalışıyorsanız ve bu konularla ilgili iletişim ve bağlantı kurduğunuz noktalarda ekstra paralarınız güç katacak. Borç alım konularıyla ilgili uzun süredir beklediğiniz bir para varsa olumlu. Bu ara özellikle çocuklarınızın yurt dışına yerleşmesi, şehir dışı ile ilgili bağlantılarla ilgili beklediği haberlerle ilgili düşünceleriniz varsa hem buradan olumlu hem de orada düzen bir kurmaları ile ilgili bir sıkıntı yok. Bu ara çalışan evli çiftlerimizle alakalı eşiniz yönetici kıvamına doğru ilerliyor.
Hayırlı olsun. Eğer siz banka ve finans alanında çalışıyorsanız ve blog yazarlığıysanız sizin de maaşınız ya da beklediğiniz konuda rütbenizde güzel yenilikler var. Bu ara restoran, kafe, gıda sektöründe çalışan sevgili yengeçler, yerinizi hadi büyütün ve kendi yerinizi açın. Marka olmak için ne bekliyorsunuz? Jüpiter'in size son vuruş şansını doğru değerlendirin diyorum. Duygusal noktada beklediğimiz ilişkilerle alakalı noktada biraz daha sakinlik ve ilişkiyi bekletmek değil de ilişkiyi daha doğru tanıma kararı içerisindesiniz. O tuttuğunuz el sizin için doğru. Ayrılan sevgili yengeçler için hala umut bekliyorsunuz. Evet, bu Jüpiter bu konuda da size son kez bir şans verecek ama o taraf şansı doğru değerlendirmeyebilir. Ama yeni fırsatlar, yeni konular size güzel aşk kapıları da yaratacak. Yani bu ara uzun soluklu ilişkiler sakinleşecek. Evlilik fikri var ama 2023'e kaydı. Ama evli çiftlerimiz arasında yaşanacak tartışma büyüyebilir. Aileler arasındaki sıkıntılar bizim hanemize yansıyabilir. Bu noktayı doğru görmemiz lazım. Yoksa ayrılık kararını söylenecek sözler o kadar ağır olacak ki yıpranabilirsiniz. Bunu bir an önce çözmeniz lazım diyorum. Bu ara yeni eve geçmek, yeni ev konularınızla ilgili beklentileriniz varsa bu konuda da özellikle 27 Kasım, 29 Kasım arasında bu fırsatlarınız var ve yeni kapınız, yeni oluşumunuz hayırlı olsun. Bu ara araç almayı fikri olan sevgili yengeçler, ailenizin desteği ve kenardaki bir kredinizle birlikte yapacağınız anahtarınız da şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, özellikle banyoda gideriniz ya da duşa kabinle alakalı krizlerimiz olabilir ve çocuklar bu konuda huzursuz olabilir. Bir an önce bunları çözmemiz lazım. İki kız bir oğlunuz varsa, yani iki kız, Venüs'ün enerjisi çok fazla olduğu için kız çocuğunuz fazlaysa, onların gelecek hayat ve özellikle birinin çok marka ve sanata yatkın olduğu ve bunun üzerine gitmeniz lazım. Eğer erkek çocuğunuzun bu noktada Venüs'ün enerjisi yine veriyor burada. Çocuğunuzun spor ve mühendislik kafası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet, bu ara yatılı dostlar, evimize misafir, dışarıda sohbetler çok keyifli olacak. Bakımınız, cilt bakım döneminiz gelmiş. Epilasyon evreniz var. Bunları düzeltmemiz lazım sevgili beyler, bayanlar. Bu sorunları çözmek istiyorsunuz. Sağlık olarak özellikle genizle takıntılarımız, migren ve sinüzit problemlerimiz had safhada olabilir. Bu ara çocuklarınızı, eşinizi, sevgilinizi çok sevdiğini söyleyin. Enerji dağılıklığı bitip birbirimize doğru şekilde sahiplenebiliriz. Ailemize ait de uzun süredir konuşmayan, küs olanlarda bir özür hakkı var. Yani hak geçmiş sizin kapınıza, bu hakkı vermeye gelecekler. Alın, kabul edin, etmeyin. Karar sizin. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Beğenmeyi, yorum yapmayı, takipte kalmayı, paylaşmayı, kanalı birlikte büyütmeyi unutmayalım. Evet, 21 Kasım'da gerçekleşecek Güneş, yani her zaman gerçekleşecek bir olay. Güneş Jüpiter üçgen açısı sizin özellikle iş hayatınız ve ekip çalışan arkadaşlarınız arasındaki yaşanacak güzel olumlu evreleri uyarıyor. Bu süreçte doğru ilişkiler, doğru iş sistemleri yarattığınızda başarı hakimiyetiniz yoğun olacak. 24 Kasım'da yeni ay Yay burcunda gerçekleşecek ve Jüpiter'in ileri hareketine doğru gitmesiyle birlikte yapacağımız duygusal yenilikler, işte de duygusal evreler, flört ettiğiniz insanlar iş çevrenizde olabilir. Kalbiniz kıpır kıpır, ruhunuz fıkır fıkır olabilir. O yüzden aldanma aşklara, aldatılacak aşklara hazırlıklı olmanız gerekiyor dedim. Özellikle de kendi kariyerinizle alakalı noktada iş kurmak ve bu konuyla ilgili kredi fikriniz varsa haydi yapın. Çünkü uzun süredir hayalinizde, cesaret edin ve bu krediyle başvuracağınız iş sizin olumlu fırsatlarınızı yaratacak, güzel iş imkanlarını sağlayacak diyorum. Ve aynı şekilde bulunduğunuz firma ya da büyük bir kurumsalsanız sizin artış noktanız var. Kendinizi, evraklarınızı, toplantılarınızın çok yoğun olacağı ve her projede kendi isminizi görmenize şaşırmamanız gerekiyor. Ve hatta uzun süredir de bu beklentilerin, seyahatleriniz, gideceğiniz yolculuklarda da başarı evreniz var. Bazı aslan burçlarında özellikle hani var ya karamsarlık,
olmayacak, elimi tuttuğum her şey yarım kalıyor diyen sevgili aslanlara sesleniyorum. Aslında çok güzel enerji var ve bu enerjiyi doğru çekmeniz gerekiyor. Çünkü her gireceğiniz iş ya da her fırsat size artı bir özgüven katacak. Biraz silkelenelim lütfen şöyle ve işinize daha çok odaklanmanız gerekiyor. Kurumsaldan farklı bir alana, farklı bir nokta beklentiniz varsa kağıtınız imzalanmış, hayırlı olsun. Özgür ve rahat bir noktada çalışıyorsanız yerinizde değişim yok. Maaşınızla ilgili beklentileriniz var. Görüşmeniz lazım. Bu görüşmeyi unutmayın diyorum. Prim bekleyen ve uzun süredir primlerinizle alakalı haksızlıklar yaşayan ve özellikle maaşınızla ilgili uzun süredir verilmeyen konularla alakalı, yarım verilen konularla alakalı bu Aralık ayı komple topluca verilecek. Sabırınızın devamını diliyorum. Bu ara vergi, kredi, sigorta konularımızın daha ön planda olacak. Unutmamamız gerekiyor. Araç kredimiz olabilir, aracımızla alakalı vergi borcu olabilir, son taksitiniz olabilir, emlak borcunuz olabilir. İhmal etmeyin efendim. Ya bu arada özellikle yurt dışına yerleşmek ve yurt dışı fikirleri olan sevgili aslanlar, Ocak ayı bu konuda şans enerjinizin hızlı döndüğü bir nokta. Şimdiden bu altyapıyı oturtup Ocak ayı hadi yolculuklar demeyi unutmayın bize diyorum. Evet, maddi konularda yeni fırsatlar, yeni deneyimler söz konusu olacak. Daha rahatlama, daha nefes alacağınız bir evre var. Bu ara aşk konusunuz çok renkli olacak. Yani şöyle söyleyeyim, yeni ilişkileri tatmak isteyebilir, yeni insanlar tanışmak isteyebilir, eşinizi bırakabilir, sevgilinizi terk edebilirsiniz. Böyle enerjiler yüksek. O yüzden adımlarınız, kontrolleriniz, hislerim bana bu enerjiyi yaşamak istiyor diyebilir. Evli olup aşık olabilirsiniz. Böyle bir enerji, auranın yüksek olduğu bir nokta. Böyle göz şapkınlığı ruhunuz olabilir. Yani kendinize ihanet etmiş olursunuz. Rabbim yukarıda gören var. Bu karşı tarafı da aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Karşı tarafı yıpratmadan olayları dikkatli olun. Yoksa birçok şeyde yakalanacaksınız diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı çocuk sorunlarımız var işten çok. Çocuklarımızla alakalı dengeleri kontrol etmemiz lazım. Çocuklar bayağı bir ilgisiz kalmış. Onlarla iyi bir vakit geçirmenizi öneriyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim, ev hanımları, çocuklarınızla iletişimden çok bağırma enerjiniz var ve yemek sık boğazlı yapıyorsunuz. Onların alışkanlıklarına baskı yapmamanız lazım. Onlarla kitap okuyarak bu enerjiyi toparlamanız lazım ve göz teması mutlaka kurmanız lazım. Maşallah sizde göz teması yok, temizlik yaparken çocuklar yapıyorsun. Öyle bir şey yok. Yani ben de anneyim, çocuğuma öyle bir şey yapmıyorum. Onu devamlı sevdiğimi, onun çok değerli olduğunu ifade ediyorum. Siz de mutlaka çocuklarınızın değerli olduğunu ifade ederseniz ve çocuklarınızı başka insanlarla karıştırmayın. Onun kızı böyle, bunun oğlu böyle. Size ne ya? Allah size çok güzel, hayırlı bir evlat vermiş. Sizin çocuğunuzu siz de başarabilirsiniz. Evet, ev konusunda parkeyle alakalı evinize su basabilir. Yani parkelerimiz şişebilir. Parkelerle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu ara evlenmeyi düşünen sevgili aslanlar, acele mi ediyorsunuz? Acel mi? Kader mi? Dediğimiz bir döngüdesiniz. Alyansınız hayırlı olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, unutmayın. Yemek konusunda çocuklarımız ve eve baskı yapıyorsunuz. İhmal etmeyin diyorum. Bir de bazı aslan burçları kiradaysa ev alma niyetimiz var. Bu konuda kredilerimiz onaylı ve her iki taraf güzel bir şekilde karar verirseniz Aralık sonu itibariyle yeni eviniz hayırlı olsun. Bu ara altın günü, şen günü enerjimiz var. Evinize hırsız girebilir, dikkatli olun diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız akciğerlerimiz, nefesle alakalı nefes borumuz, uyku apnemiz olabilir ve dişe vuruyor olabilir. Dikkatli olunuz lütfen. Sevgili Başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Evet, Güneş-Jüpiter üçgen açısı var. Bu hızlı ve ani kararlar sizi yıpratmasın. İş konusunda destek alırken bu destekleri geri ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ve iş hayatınızla ilgili radikal karar verirken zararlar edebiliriz. Daha temkinli, daha kararlı olmamız gerekiyor. Unutmayın diyorum. Aynı şekilde 24 Kasım'da gerçekleşecek, yeni ay yay burcunda gerçekleşecek. Bu da aileyle alakalı konularımızda destekleyici tavırlar, geçici destekleyici tavır
destekleyici olacak. Ailenizle alakalı destekler geri çekilebilir. Dikkatli olun. Özellikle iş konularımızla alakalı stresli bir 2-3 ay döngümüz var. Bu döngüde akıllı ve mantıklı olmanız gerekiyor. Çünkü bulunduğunuz nokta stresli. Siz de streslisiniz. Ani öfkeyle işten çıkmanıza sebep olmasın. Bu ara gideceğimiz seyahatler, yolculuklar gündemimizde hareketli olabilir. Kafamızı dinlemek için gidebiliriz. İş gereği seyahatlerimiz var olurken orada 2 saatlik iş gereği, ama sonrasında kendi alanımıza vakit ayırmak isteyebiliriz. Bu da sizin kendinizi tanımak için doğru bir nokta olarak uyarıyor. Evet, kurumsal bir alanla alakalı bağlantı ve bağ kurmak istiyorsanız Aralık 20 o konu için doğru bir adım, ama şu an yaparsanız Aralık 20'yi beklemeniz gerekiyor. Bulunduğunuz kurumsalda büyümek ya da yenilik yaratmak istiyorsanız sizden daha çok cevaplar biri var. Sizin yerinizde o ilerliyor. Dikkatli olmanız gerektiğini uyarıyor. Kendi işiniz ya da alanınızla alakalı yeni projeler, yeni oluşumlar için güzel arayışlarımız var. Sosyal medyamız, dijital alanımız, dijital programlarımızla alakalı yeni oluşumlar yaratacağız. Hatta e-ticaret sistemi kurabilir. Buradan ekstra kazançlar yapabiliriz. Bazı başak burçlarında özellikle yazma kabiliyeti, yetenek, kitap yazmak, yani psikolojik olarak bazı konuları hayata almak isteyebilirsiniz. Yapın ve bunda çok başarılı ve isim olacaksınız diyorum. Devletle alakalı uzun süredir rapor almak ve devlet kapımızla ilgili değiştirme fikri olan sevgili başaklar, raporunuz onaylanıyor. Gideceğiniz yer hayırlı olsun. Bununla ilgili hemen başvurunuzu yapın. Gideceğiniz alan size ve ailenize uğurlu ve bereketli gelecek. Yalnız özellikle sanat merakınız, sanat üzerine işler yapmak istiyorsanız bunlarda da güzel iyilikler ve güzellikler var. Cesaretinizi yapın diyorum. Emlak alım satımı, alım satım işleri, ihracat işleriyle alakalı bağlantılarınız varsa şirketinizin size sunacağı araç hayırlı olsun. Konum değişiminizde hayırlı olsun diyorum dedim bile. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı eşinizle güzel fikirler ve iş ortaklığı fikriniz olabilir. Bu yıl sonuna kadar burada idare edelim, kendi sistemimizi kuralım dediğimiz evrede akıllı ve mantıklı. Çünkü eşiniz ve sizin kafa yapınız birbirinize uyuyor. Hata da olmaz, yapın diyorum. Bu ara özellikle de dijital elektronik eşyalarımızda, bilgisayarımız, cep telefonumuz ya da elektronik eşyalarımızda ani değişimler, ani bozulmalar olabilir. Şimdiden hazırlıklı olun diyorum. Evet, Jüpiter artık ileri hareketine, balığın son evresinde ileri hareketine başlayacak. Güzel fırsatları doğru değerlendirmeniz lazım. Şansın sizden yana olduğunu farkına varmanız gerekiyor. Gerekiyor da sizin alınganlık yönünüz, takıntılarınız, büyüttüğünüz olayları çözemediğiniz sürece başarıyı da göremiyorsunuz. Kendi başarınıza engel oluyorsunuz. Yani büyütme evresini bırakırsak, kendi alanımızı büyütmeyi, yani içsel büyütmeyi bırakıp kendi alanımızı büyütürsek daha aydınlık süreçlerimiz oluşabilir diyorum. Duygusal yönde yara. Artık bu yara bitti. Yeni bir aşk, yeni heyecan, eski ilişkinizin kapınıza gelmesi, özür dileme konuları söz konusu. Özellikle de yeni aşk arayanlar için de uzun soluklu hayat arkadaşınızla karşılaşmak, tanıştırılma, bu ara gideceğimiz seyahatler, yapacağımız sohbetlerde aşk enerjinizin yüksek olduğu gözüküyor. Etrafımızı göz kulak edin diyorum. Evet, evli çiftlerimizin arasında bu ara desteksiz tartışmalar, birbirimize atışmalı tartışmalar birbirimize desteğe doğru dönüşecek. Hatta eşinizin biriktirdiği bir para araç istiyor, ona araç alacaksınız, hayırlı olsun. Bir de ailemize ait çözülmesi gereken miras konularında bir ev kararı var. Bu eve geçerseniz daha sağlıklı olacak gözüküyor. Kiradan kurtulmuş ve o evi ufak bir tamir edin ve geçin istiyorum. Evet, ev alma hayali içerisinde olan başak burçları, özellikle Şubat ayına kadar sabırlı olun. Ev kapınız, ev anahtarınız sizin için hayırlı olacak. Çocuk, sevgili gençler, eğitim konularınızla ilgili özellikle akademik kariyer yapmak istiyorsanız ya da sağlık sektörüyle alakalı başarılarınız ya da yurt dışı ile alakalı süreçlerimiz varsa sizden korkum yok. Cesaretinize cesaret katın. Başarı noktanız var gözüküyor. Bu ara evde düşmeler, kırılmalar söz konusu olabilir. Büyüklerimizin sağlık problemi olabilir. Büyüklerimizin yanında durmanızı öneriyorum. Evet, bu ara evde değişmesi gereken elektronik eşyalarımızda aksilikler olacak değil. Diş eti iltihaplarımız, diş eti kanamalarımız ve sol yirmilik dişlerimde ağrılarımız olabilir ve son zamanlarda alerjik reaksiyonlarımız da olabilir. İhmal etmeyin. Hoşça kalın.
Sevgili teraziler, nasılsınız güzel ailem? Beğenmeyi, yorum yazmaya gerçekten ihtiyacım var. Kanalı büyütmek zorundayız. Emeğine saygı duyuyorum. Paylaşın, yardım edin diyoruz. Evet sevgili terazi burçları, özellikle hayatınızla alakalı verilmiş kararlar, verdiğiniz kararlarla ilgili başlangıçlarınız çok doğru olacak. Yüzleşmek, kendinizle, işinizle, ilişkinizle alakalı yüzleşmeyi doğru şekilde başaracaksınız. Artık ağlama dönemini geride tutuyoruz. Kendi adımlarımızı, kendimizi bulmaya doğru gidiyoruz. Yani kısa yolculuklarımız, iş gereği gideceğimiz tanıtımlar olabilir, yapacağımız, öğreteceğimiz konular söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili yolculuklarımızda başarı sağlayacağız. Kuzen, yakın akrabalarla alakalı iletişim hakimiyetimiz yoğun olacak. Orada dedikodular havada uçacak. Onu çekiştirip bunu çekiştirme enerjisi içerisinde olacaksınız. Fazla bakmayın. Sonu size de dokunacak. Bilginiz olsun diyorum. Özellikle kurumsal evrede çalışıyorsanız yeni başvurduğunuz konumunuz hayırlı olsun ve şirket bunu onaylıyor. Gözünüz aydın. Finans alanı ya da finans bağlantılı işe girmek istiyorsanız bu konuda da güzel bir kadının desteğiyle birlikte geçmiş iş dostunuzla ilgili destekle güzel bir kapınız hayırlı ve aydınlık olsun diyorum. Evet, Güneş-Jüpiter üçgen açısı sizin duygusal noktalarınızı tetikleyecek yüzleşme vakti. 24 Kasım'da yeni ay yay burcunda gerçekleşiyor. Bu da eğitim konularımız ve yarım bıraktığımız evreleri gözümüze soka soka öğretecek. O yüzden bu süreçte katılacağınız eğitimleri başarılı şekilde tamamlayacaksınız. Bu ara sosyal hayatınız canlanacak. Onunla görüşmek, bununla görüşmek, bununla vakit geçirmek, yöneticilerimizle sohbetlerimiz yoğunlaşacak, ekip arkadaşlarımızla yaşanacak, krizler düzelmiş, mutlu bir enerji. Ama kalbinizle yüzleşmediğiniz sürece sahte güleceksiniz etrafınıza. Bu acıyı artık söküp kalpten almanız lazım diyorum. Evet, Jüpiter ileri gitmeye başlıyor. Bu da sizin kendi işinizle alakalı hareketli, yoğun, kazançlı ve tanınma konularınızda çok güzel başarılar elde edeceğiniz, yeri büyütmek, ofis alanınızı daha genişletmek, danışanlarınızı büyütmek anlamında çok güzel fırsatlarımız var ve güzel süreçler. Belki yeni iş arıyorsanız ve işi değiştirmek istiyorsanız bu konuda da güzel fırsat kapınız var. Hayırlı olsun diyorum. Bu ara sağlığınızla ilgili ufak tefek tedavilerimiz söz konusu olabilir. Sinirsel evrelerimiz çok yıprandığı için belki bir psikolog, meditasyon size şifa gibi gelecek. Bu ara bulunduğunuz alanı, hani yöneticinizin size fırsat vermediğini düşünüyorsunuz ya, bu fırsat kapınız var, merak etmeyin. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı özellikle Merkür Yay burcuna geçtiği için bu konuda iletişimlerdeki keyifli konuşmalar ve şirketinizin size sunacağı birçok noktayı da alternatif olarak siz gözüküyorsunuz ve hayırlı olsun diyorum. Aynı şekilde de şunu unutmayın. Kendi dışarıdaki işleriniz, vergi borçlarınızla alakalı da çok güzel destek alarak üzerinizdeki yük hafifleyecek, daha rahat bir döngüye dönüş yapacaksınız. Evet, evet, aşk, illa da aşk diyorsanız yüzleşin dedim. Geçmiş konunuzla ilgili yüzleşmeniz gerekiyor ve yeni ilişkiye başlayanlar ciddi bir evlilik yolunda ilerleyeceksiniz. Bu konuda daha şanslı hayat arkadaşınız var gözüküyor. Bu ara yeni evlenmiş sevgili çiftlerimiz için de çocuk sevinci, çocukla ilgili tedavi, çocuk kararı içerisinde olabilirsiniz. Bu da hayırlı olsun diyorum. Sevgili gençler, duygusallığa evet önem verdiğiniz, hak veriyorum. Eğitim konularınızda da sizin için çok önemli. Bu ara aile sorunları sizi yıprattığı için kendinizi dışarıya atmak istiyorsunuz. Aile candır, gerisi yalandır. Ailede hata olur. Siz bu hatayı konuşarak düzeltebilirsiniz. Bu ara yabancı dil eğitimi almayı da unutmayın diyorum. Evet ev hanımları, bu ara kendinize ait noktada çok sıkışmış, çok yorgun hissetseniz de geleniniz, gideniz, sohbetiniz hiç bitmeyecek. Bu ara bütün kıyafetler aşağı çıkartılacak, yeniler düzenlenecek, gardırop temizliği, mutfak temizliği, bütün rafların temizliği şimdiden hayırlı olsun. Herhalde bir ayda bitirirsiniz ancak şimdiden başlayın, bir aya hayırlı olsun diyorum. Bu ara kiraya çıkmak, evinizi değiştirip kiraya çıkmayı düşünen sevgili teraziler için hayırlı olsun. Gideceğiniz ev geniş ve ferah ve tam istediğiniz gibi olacak. Evinizde kiraya vermek niyetiniz var. Satın, yeni büyük ev alın, daha sağlıklı olacağını uyarıyorum. Evet, sağlık konularımızda özellikle dikkat etmemiz ki kulak iltihabımız, enfeksiyonlarımız ve bağırsakla alakalı sıkıntılarımız, kabız olabiliriz. Bunu ihmal etmeyin diyorum. Bu arada da önümüzdeki süreçte
çok büyük fırsatlar var. Hem para, hem iş, hem büyük kapılar. Mümkün olduğu kadar herkesi doğru dinleyin, güzel fırsatları yakalayın diyorum efendim. Hoşça kalın dedim. Ama şöyle söyleyeceğim, evlenmiş ayrılmış çiftlerimiz için de güzel iş kapısı var. Eğer iş arıyorsanız bu fırsatlarımız yoğun olacak. Hoşça kalın. Sevgili akrepler nasılsınız? Güzel. Maddi konularda çok güzel imzalar atacaksınız. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı ve kanalı büyütelim. Lütfen bol bol yorum istiyorum. Sizden ricam, keşfete düşelim. İş konularınızla ilgili size verilecek ikramlar, yerinizle alakalı değişim konuları ile ilgili güzel sözler ve isminizin geçeceği noktada güzel başarılarınız var. Önemli kararlar alacaksınız. Yerinizi doğru belirleyeceksiniz ve kendinizi doğru noktada, doğru masada göreceksiniz. Başka bir kurumsal ya da devlet kapısı ile ilgili müracaatınız varsa bu konuda olumlu cevap ve olumlu süreç size hayırlı gelecek. Evimizde asker ya da mecbur polis ya da asker olan biri varsa tayin ataması gerçekleşecek ya da evladınız askerlik kapısı varsa hayırlı gidip hayırlı gelme konusu aydınlık gözüküyor. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Evet, 24 Kasım'da yeni ay gerçekleşiyor Yay burcunda ve Jüpiter'in yavaş yavaş Balık burcundan çıkıp yeni ileri hareketi sizin iş fırsatları ve güzel kapıları en iyi şekilde yakalayacağınızı gösteriyor. Artık hani ahlanmak, vahlanmak, yıpranmak bitiyor. Ben diyeceğimiz, para diyeceğimiz, güç diyeceğimiz, kendimizi çok iyi ifade edeceğimiz döngülerimiz var. Ama psikolojik olarak belki kendi hayallerimizi daha zorlayabilir. Zorlayın ama psikolojinizi yıpratmadan zorlamanız gerekiyor. Bu ara bazı masraflar yapabilir. Evde koltuk takımı, televizyon takımı gibi, çocuk odası takımı gibi ya da misafir odası takımı masraflarımız biraz abartabilirsiniz. Fazla abartmayın, bunu siz ödeyeceksiniz, unutmayın diyorum. Bu ara iş ortaklığı ile ilgili doğru yatırım kararı verdiğinizde yapacağınız iş ortaklığı noktalar gerçekten 2 ay içerisinde büyüyüp fırsatlar ve markanız ya da işinizin daha aktif ve para kazanmanıza yardımcı olacak gözüküyor. En önemli şey bu süreçte her attığınız adım, her imzaladığınız konu size güzel bereketi, güzel aydınlanmayı gösteriyor. Bu da Jüpiter'in son kez size yapacağı iyilikle alakalı bir şey. Bunu doğru değerlendirin diyorum. Evet, çocuklarınızla alakalı onların gelişim hayatıyla ilgili kaygı ve korkularınız söz konusu olabilir. Onları destekleyerek, özellikle kız çocuğunuzun psikolojik yorgunlukları olabilir. Onunla ilgili sorunları birlikte aşabilirsiniz. Ve belki bir psikolog, çocuk pedagogu iyi geleceğini düşünüyorum. Evet, bir de eşinizin işle ilgili yaşadığı krizler yavaş yavaş masası, hakkı, geri iadesi var. Ama sizin iş mahkemeniz ve işinizle ilgili beklediğiniz paranızla ilgili olumlu konuşmalar, olumlu yasa hakları imzalayacak. Hakim ya da savcınız sizi haklı bulacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara aşk enerjinizin de çok yüksek olduğu ve bu aşk konusunda da eski ilişkileri attık çöpe, nefes aldık diyeceğimiz derken kumral bir kişiyle, güzel kumral, güzel bakan bir bey ya da hanımla aşk yaşayacağınız gözüküyor ve bu aşk kalıcı ve hayırlı. Çocuk tedavisi düşünen sevgili akrepler, cesaretinizi yapın. Çocuk konunuzla ilgili uzun süredir hayaliniz vardı. Bu haneye güzel bir kız çocuk enerjisi gözüküyor. Cesaretiniz, umudunuz, tedaviniz hayırlı olsun diyorum. Evet, bu arada çok geçmiş yurt dışı ile bağlantı içerisinde olduğunuz bir dostunuzun size yurt dışı ile ilgili bir iş teklifi olacak. Hemen buna da okey deyin, yolculuğunuz aydınlık olsun. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada yer değişimleri söz konusu olacak diyorum. Aşk güzel, renkli, keyifli. Bu ara evli çiftlerimizde anlamsız kaprisler. Yani birbirinizi duymamak, işitmemek, konuşmak istemiyorsunuz. Bu da fazla onun iş sorunu. Sizin de evdeki sorunlarınız birbirinizle zıtlaşmaya sebep olmuş. Artık her iki tarafta doğru adım atmalı. Yoksa evlilik ters noktaya doğru gidiyor. Bilginiz olsun. Eşinizin ailesinde hastalık sorunlarımız biraz yoğun ve tempolu bir şekilde olacak. Sizin de annenizin ya da ablanızın diz kapaklarıyla alakalı yaşayacak krizler, hastane koşturmalı küçük operasyonlar biraz kafanızı yorabilir diyorum dedim bile. Sevgili gençler, eğitim konularınızla ilgili yurt dışı beklentilerimiz ve bunlarla ilgili başvurularınız olumlu süreç. Ama sizin burada devam edecekseniz dil eğitimi almanız lazım. Yabancı dilinizi güçlendirmeniz gerekiyor ve eğitiminizle ilgili altyapıda sorunlarımız var. Bunları bir an önce görmemiz lazım.
dedim bile ya lazım. Evet, aile işini yapan ve aile işlerini devam et, aile içinde aile işinde olan sevgili akrepler, ayrılmak istiyorsunuz, baskı içerisindesiniz ve burada çalışmak istemiyorsunuz. Ya siz o kadar rahatsınız ki başka nerede çalışacaksınız? İdare edin gitsin yani aile işiniz. Sonuçta orayı aile büyüklerimiz vefat ettikten sonra siz devam ettireceksiniz. Evet, fikirler uyuşmuyor, hak veriyorum ama burası güzel bir nokta, büyütebilirsiniz, ikna edebilirsiniz, sabırlı olmanız gerekiyor diyorum. Bir de platonik takılan sevgili akrepler, neyin platonik takılıyorsunuz? Gidin bir psikoloğa bu konuyu iyileştirin. Her geçen gün hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Ve bu ara uykuda sıçramalar, nefes alama, panik hatanız olabilir. İhmal etmeyin. Sağlık olarak da özellikle batıklarımız, tırnak batıklarımız, mantarlarımız bize sıkıntı yaratıyor olabilir. Unutmayın. Unuttuğunuz sigorta borcunuz, vergi borcunuz kapınıza icra uyarısı veriyor. Şimdiden tek elektrik, telefon, unuttuğunuz bir borç evinize haciz uyarısı veriyor. Aman dikkatli olun. Hoşça kalın. Sevgili yaylar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, böyle bol bol yorum yaparsanız sevinirim. Beğenmeyi unutmayın efendim. 21 Kasım'da bir Güneş-Jüpiter üçgen açımız var. Güzel, olumlu. Ev değişikliği, yeni bir eve girmek, ev enerjisini değiştirmek, koltuk takımı, evdeki her şeyi hijyenlemek diyeceğimiz bir enerji içerisindesiniz. 24 Kasım'da da yeni ay yay burcunda gerçekleşecek ve sizde gerçekleşecek. En bereketi, hayatınızla ilgili hataları tek tek yazın. Yeni radikal kararlar alarak bu bir ayı dolu ve bereketli yaşamanızı öneriyorum. Çünkü siz artık var olmanın ve keyif almanın noktasını en iyi şekilde belirleyeceksiniz. Ama iş konularımızla ilgili her atacağınız adımda dikkatli kararlar, dikkatli imzalar, dikkatli dinleyerek yönümüzü belirlememiz lazım. Yani geçmişe dönmememiz lazım. Bu ayı fırsatlara, yeniliklere, yeni başlangıçlara yaratmanız lazım. Yoksa tekrar bir yıl çok sıkıntılı ve gergin bir döneme düşebiliriz. Bu ara kurumsal alanla alakalı çalışan sevgili takipçilerim, şirketinizin çok büyük bir değişimi, yer değişimi, personel değişimi, yönetici değişimi sizi çok panik yaratıyor. Aslında panik yaratmasına gerek yok. Siz zaten şirket tarafından çok seviliyorsunuz. Maaş konusunda zaten size bir şey yaptıkları yok. Bu şekilde devam edeceksiniz. Birikmiş primlerinizle alakalı yaşayacak hesaplarınızı yapın. Bunlar gelecek ve birikmiş priminizle bir ev kredisi niyetiniz var. Hayırlı olsun diyorum şimdiden. Ortaklı iş yapan sevgili yaylarla alakalı doğru adımları attığımız takdirde ortaklı işlerimizde büyüme, daha kapıları, daha fırsatları yaratacağımız imkanlar yaratılacak. Jüpiter ileri hareketine başlıyor. Yerleşim konumuzla ilgili, ev yerleşim konumuzla alakalı noktada belirsiz olan her kapıda şansınız artacak. Yatırım yapmak, almak, arsa, toprak konularımızın daha revaçta olacağı bir nokta olacak. Yapacağımız her açıklamayı dikkatli ve doğru yapmamız, her imzayı doğru atmamız gerekiyor. O yüzden şansın ve bereketin en derinde sizde olduğunu unutmayın sevgili yaylar diyorum. Devlet dairesiyle ilgili yer değişimi, beklentiniz devlet kapısına girmek istiyorsanız fırsatlarınızı yakalayın. Özellikle belediye, maliye ya da devletin küçük kurumunda da yer almak istiyorsanız bu başvurunuz olumlu gözüküyor. Hayırlı olsun. Yeni bir kurumsal şirkete girmek, geçmiş sabit bir noktayı bırakmak istiyorsanız biraz daha mücadeleye ve yerinizi doğru tutmanız lazım. Yurt dışı ile alakalı yapacağımız evreler size çok daha güzel anlaşmaları. Ama Mars retrosu devam ettiği için fiziksel noktalarımızdaki yani vücut fizikselliğimize dikkat etmemiz lazım. Tartışmalar, sinir, kan değerlerimizi mutlaka kontrol etmemiz lazım. Özellikle ani operasyonlara açık bir dönemdesiniz. Lütfen besin, beslenme, mutlaka vücudumuzu kontrol edelim. Aşk konusunda güzel adımlara yelken açacaksınız. Geçmişi kapattım, ben geçmişi anımı anmak istemiyorum. Geçmişte kaldı diyen yaylara güzel aşk var, hayırlı olsun. İlişkisi bir türlü oturmayan ve aynı döngüde dönen sevgili yaylar, artık bırak çemberenin içerisinde fanusta dönüyorsun. Bir sene daha kaybın olacak. Her kaybettiğin senin yaşına, senin vaktine zarar veriyor. Bunu bilmen lazım. Evlenmeyi düşünen sevgili yaylar hayırlı olsun. Aile uyumu, düzen uyumu size mutluluk ve keyif verecek. Ve hatta ailenizde başka bekar varsa da kısmeti var. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle hanımınız ve sizin işinizde aynı noktada değişecek ve parasal konudaki beklentilerinize olumlu cevap verecek. Ve pozisyon değişimi, yönetici değişimi sizi rahatlatacak.
atacak gözüküyor diye uyarıyorum. Sevgili gençler, eğitim, başarı noktanız ve özellikle son zamanlarda en atak noktanız ve yazma kabiliyetiniz, anlama kabiliyetiniz çok yüksek. Biraz kül almaya başladınız ve karın kaslarımız ve karın yağlarımızı güçlendirmemiz lazım. Obeziteye doğru gidiyorsunuz, dikkatli olun diyorum. Sevgili ev hanımları, evet telaşlı, yoğun, misafirimizin bitmeyeceği, maşallah oradan oraya koşacağız, gereksiz alışverişler yapıp kendi cebimize zarar vereceğiz. Dikkatli ve temkinli harcamalarınızı ihmal etmeyin. Özellikle sevgili yaylar, 100 liranız da olsa kenar atın ve bu ay mutlaka bir altın alarak enerjinizi şahlandırın ve o altına ritüel yapın. Dilek dileyin, kodlama yapın, istediğiniz tek bir şey dileyin. Çocuğunuz için, kendiniz için, eşiniz için gözüküyor. Bu ara taşınma kararı fikri olan sevgili yaylar için, evet Aralık 7'ye kadar yeni geçeceğiniz ev size uğurlu ve bereketli geçecek. Korkmanıza gerek yok diyorum. Evlenmiş, ayrılmış ve özellikle iş konusuyla ilgili yaşadığınız krizler sizi mutsuz ederken orada bir aşk enerjiniz var. O kişi sizinle ilgileniyor, adım atacak ve bu aşk size mutluluk getirecek ve evliliğe doğru ilerletebilir. Evet, küçük küçük operasyonlarımız olabilir. Üreme organlarımızda kist tarzı, göğüs bölgemizde kistlerimize dikkat edeceğiz. Sevgili beyler, saç dökülmeniz var, çözmeniz lazım. Yoksa kel kalacaksınız, bilginiz olsun. Sevgili oğlaklar, beğenmeyi, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Vallahi tek başımıza yapıyoruz her şeyi. Yeğenim videoları yüklüyor. Ben tek başıma, yani ekibim yok, tek başıma yapıyorum. Emeği en azından paylaşarak, bol bol yorum yaparak saygı duymanızı istiyorum. Sevgili oğlaklar, Güneş Jüpiter üçgen açısı sizin özellikle sağlık konularımızla alakalı bazı noktalarımızın hassas evresini uyaracak. Böyle yorgunluk, halsizlik, uyku problemi, enerjimizin düşük olacağı bir nokta. Biz silkelenelim lütfen ve enerjiyi doğru atlatalım diyorum. 24 Kasım'da yeni ay Yay burcunda gerçekleşecek ve Jüpiter'in ileri hareketiyle birlikte şöyle söyleyeyim, önemli projeler başlangıcı, yeni iş başlangıcınız, beklediğiniz haberlerle ilgili çok olumlu ve aydınlanacağınız bir hafta olacak. Sadece işte en ufacık şeyde yorgun hissetmek, işe gitmemek, enerjiniz bugünle uygun değil ifadelerini geride bırakmamız lazım. Ruhsal olarak iş tempomuzun çok yoğun olduğu için ruhumuz bir türlü dinlenemiyor. Hafta sonu bol bir nefes almanızı, pazar günü doğru nefes alarak enerjinizi düzeltmeniz gerekiyor. Bu ara işiniz gereği gideceğiniz eğitimler hem rütbenizi hem de konumunuzu arttıracak. O yüzden her eğitimi kaçırmamanız gerekiyor. Bu sizin basamak basamak yol alacağınızı gösteriyor. Bu ara gizli anlaşmalar, yenilikler söz konusu olacak ve şirketinizin size yapacağı gizli anlaşma, etrafınızda çok düşman, gizli düşman sahibi olacaksınız. Şimdiden bilginiz olsun diyorum. Devletle ilgili çalışan ve devletle alakalı kapıları zorlayan sevgili oğlaklar için fırsatlarımız var ama Aralık'ın 20'sine kadar sabırlı olmanız lazım. Bu konuda gerçekten fırsatınız var. Derin nefes alarak çözmemiz lazım. Bu ara şöyle, kendi işinizi yapıyorsunuz, kendi işinizle alakalı büyütmek istediğiniz konularınız varsa da bunlarla alakalı çok güzel diyaloglar, yeni insanlar, yeni projeler sizi daha renkli ve daha ısrarlı bir evreye tutacak ve doğru enerjiyi yakalayarak işimize başarı ve odaklanmamıza yardımcı olacak. Yani siz hayatınızla alakalı noktada önemli projelerin imzası, parasal noktada da kendinizi en derinden iyileştirmeye doğru gideceksiniz. Geçmişe ait borçlarımız, geçmişe ait ödemediğimiz konularımızı artık hani taksitlendirme ve bu konuları doğru şekilde toparlayıp 6 ay içerisindeki dengemizde büyüme ve artık istediğimiz yatırıma ve istediğimiz projede daha rahat imzalar atacağımızı da gösteriyor. Özellikle kendi işinizi yapıyorsanız büyütmek, yeni ortaklık projelerimizle alakalı güzel aydınlanmalar var. Ailemize ait toprak konularımız ve bu toprak konularımızla alakalı gelecek teklifleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Her şeyi kabul etmeyin. Doğru detaylı fırsatlar da var. 5-6 kişiden sonra hangisine karar vereceğinizi bilin. Hemen satacağınız kişide zarar edeceksiniz. Orası çok değerli ve aydınlık bir nokta. Aile büyüklerimizle aramızda bazı krizler, problemler var. Bunları yumuşatmamız lazım. Reddedilmeye doğru ilerliyorsunuz. Hadi tatlı adımlarla haklarımız için, sevginiz için, bırakın hakları, sevginiz için adım atın. Onlar sizi çok seviyor.
Bu arada kuzen ya da yakın dostunuzla yapacağınız iş anlaşması sizin başarınıza doğru gidiyor. Hayırlı olsun. Toprak almak, toprakla ilgili projelerinizde tarım, gıda bu tarz işlerle uğraşmak istiyorsanız gerçekten cesareti ben size veriyorum. Rabbim bu yolunuzu aydınlatmış. Hadi git organik tarım, toprak, hayvancılık ne düşünceniz varsa yapın. Çok güzel başarınız var. Çalışan çiftlerimizle alakalı özellikle eşinizin işten çıkartılma durumu söz konusu. Hatta gebelikten dolayı o çıkmayı düşünüyordu. Şirket onu çıkartıyor. Hayırlı olsun. Bu arada hamile olan sevgili oğlaklar sağlıklı ve güzel bir doğum evreniz var. Panik yapmanıza gerek yok diyorum. Duygusal olarak bu ara kişisel ruhumuz bir ilişkiden çok kendi planladığımız hayata doğru ilerliyoruz. Zaten kalbimiz yaralı. Yaraların hiçbir zaman iyileşmeyeceğini düşündüğünüz için birine de fırsat vermek istemiyorsun. Bence o fırsat çanları var. Biraz gözünü aç, kendini iyileştir. Doğru evliliğe doğru gidecek ilişkimiz var. Uzun soluklu çiftlerimizde aile tanışması, kuzenlerin, yakın akrabaların tanışma noktası ve ciddi bir evliliğe doğru gidiyor. Sevgili gençler, eğitimlerinizle ilgili çok güzel yeni projeler, okul değişimi, bölüm değişimi fikriniz var. Hayırlı olsun ama dil eğitimi Fransızca eğitimi almanız gerekiyor. İleriki hayatınızda şart gözüküyor, ihmal etmeyin. Sevgili ev hanımları, bu ara şöyle söyleyeyim, kendi içinizde çocuklar, eşinizin devamlı ütü, onu yap, ev temizle, şunu yaptan o kadar yorgunsunuz ki bir kurs dönemi ve kendiniz iş, mesela pilates kursuna gidebilir, yoga kursuna gidebilir, enerjinizi değiştirebilirsiniz. Ama bir ev konunuz var, o ev konusu olursa hanemiz çok büyük bir rahatlığa gidecek diye içinizden düşünüyorsunuz. O ev konumuz çözülecek ve hanemiz bu konuda rahatlığa girecek. Evde değişilmesi gereken ufak tefek eşyalar var. Zaten eviniz komple değişecek. Şu an acele etmeyin. Sadece kombi bakımı ya da elektrik arızanız olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık olarak özellikle gözle alakalı sorunlarımız, yakın ve uzakla ilgili sorunlarımız, göz ameliyatımız olabilir. İhmal etmeyin. Bir de omuz düşüklüğü kaynaklı belki bir omuzlarla ilgili sıkıntınız olabilir. Kamburlaşma enerjiniz olabilir. Dikkat edin efendim. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, beğen, yorum yap. Vallahi yorum yapın. Vallahi beğenin. Çünkü gerçekten çok emek veriyorum ve tek başıma yapıyorum. Yeğenim de videoları yüklüyor. Emeğe saygı ya. Vallahi artık veda edeceğim. Bilginiz olsun. Yapmayacağım yemin ediyorum. Yani millet neler yapıyor benimki hala aynı tır 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 gidiyor. Neyse sevgili kovalar, Güneş Jüpiter 21 Kasım'da üçgen açısı var. Bu özellikle sizin iş ortaklıklarınızla alakalı ani karar ve değişme, ortaklığı bırakma konularımızı ön planda tutacak. İletişimle alakalı yaşadığımız krizleri önleme ve hızlanacak iletişim hakimiyetimiz olacak ve tek başımıza işler yapmak, kendi yolumuzu bulmayı gösterecek. 24 Kasım'da Yay yeni ayı gerçekleşecek ve aynı şekilde 24 Kasım'da Jüpiter Balık burcunun son derecesi itibariyle ileri hareketine başlayacak. Organizasyon işlerimiz hareketli ve yoğun geçecek süreci uyarıyor. Etkinlikler, katılmalar, kutlamalar, işimiz gereği gideceğimiz toplantılarda başarı odaklanmamız gözüküyor. Mümkün olduğu kadar renklerimizi, kılığımızı, kıyafetimizi daha şık ve daha gösterişli bakımı, saçımız, gözümüz çok iyi olmalı diyorum. Çünkü burada size çok güzel iş planları, ortak teklifleri, yeni iş projeleri, yeni katılacağınız noktalarda fırsatlar yakalayacaksınız. Bunları doğru değerlendirin diyorum. Mesela dernek, meslek, avukat, hukuk alanında olan sevgili kovalar için kendiniz ofis kurmak, ortaklı düşünceleriniz varsa yapın, başarınızda başarı evresi oturtuyor. Düğün organizasyonu, sünnet organizasyonu, ne bileyim alım satım organizasyonu işleri yapıyorsanız farklı gelecek yurt dışı bağlantılı işlerde ekstra kazançlar ve sizi mutlu edecek projelerde yer alacaksınız. Eğer ki kurumsal bir alanda çalışıyorsanız Merkür Yay burcunda ilerliyor ve bu der ki maddi konularda hareketliliğiniz artacak ama iş toplantıları ve gireceğiniz noktada yanlış iletişimlerden kaynaklı gözden düşebilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Mutlaka ihmal etmeyin. Sosyal statünüzü değiştirmek, farklı alanlarda yer almak istiyorsanız bunlarla ilgili diksiyon kursuna gidebilir. Enerjinizi bu noktada düzelterek çevreye daha net ifadeler kullanabilirsiniz. Yara elleri ya da heyecanlanarak kelimeleri benim gibi yutuyor olabilirsiniz. Bilginiz olsun diyorum. Bu ara hareketliliğin çok yoğun olacağı ve fırsatlarınızın üst üste geleceğini gördüğümüz takdirde
Sevgili kovalar, ezanımız bitti. Ülkemizde ezan sesleri hep devam etsin. Hep bayrağımız devam etsin diyorum. Ezanlarımız devam etsin. Evet, maddi konularda güzel fırsatlar yakalayacağınızı uyardım. Ve iş konusunda güzel enerjilerimizin yoğun olacağı, sevgili gençler de kendilerine etnik topluluklarda kendini geliştirmek istediğiniz noktalar var. Gruplara katılabilir, hatalar yapabilirsiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Aşk konusunda güzel aşklara yelken açacağız ama geçmiş konuları mutlaka kapatmanız gerektiğini de uyardım. Yani size bayağı şeyler uyardım. Ev hanımları, sevgili takipçilerim, maddi konularda bu ara güzel destekler de alacağınızı, eşinizin size vereceği güzel paralar sizin hanenizde huzur ve bereket yaratacak. Bir de köy evimiz ya da onarmamız gereken bir ev tardilat, yani uzakta bir evimizle alakalı tardilat kararımız var. Hayırlı olsun diyorum. Hukuki süreçte geçmişe ait iş mahkemelerimiz, iş konularımızla alakalı da başarmaya doğru ilerliyorsunuz. Pes etmek yok, başarmanız gerekiyor. Çocuk fikri olan ve çocuk hamilelik kararı veren sevgili kovalar için de güzel bir dönem yapabilir ve Allah size bu konuda yardımcı olacak. Özellikle hamile kalamayan sevgili takipçilerim için tüp bebek ya da aşılama dönemi size uğurlu gelecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, bu arada ailenize ait ortaklı mallarla ilgili tartışmadan, çözümsüz ve baba köklerimize ait hakları doğru şekilde alacağız. Yavaş yavaş doğru çözümleme noktamız var. Boşanma fikri olan ve bir türlü bu düzeni oturtamayan sevgili kovalar, hane ayrımı ile ilgili net kararınız var. Ekonomik olarak kendinizi toparlayamadığınız için cesaretiniz yok. Haziran'a kadar bu döngüde ayrılık kararına söz konusu olacak. Eşinizin kendi ailesinde yaşadığı krizler evimize yansıyor olabilir. Karı koca hayatımızı yıpratıyor olabilir. Bunlara da sakinlikle ve altyapısında sinirlenmeden çözmemiz lazım. Evlenmiş, ayrılmış ve çalışan çiftlerimizle alakalı noktada hem iş konumuzla ilgili değişiklik hem de tanıştırılmalar var. Fırsatları gözden kaçırmayın. Sağlık olarak özellikle bu ara geniz eti akıntılarımız ve saç dökülmelerimiz söz konusu olabilir ve bel fıtığımız, bel ağrılarımız ve ani bir operasyon yaşayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çocuklarla da evde kusma, ishal sorunları olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Sevgili balıklar, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz güzel ailem. Evet, Merkür Yay burcunda biliyorsunuz ki iş hayatınızla alakalı yapacağımız bazı konuşmalar, toplantılarda ters düşebiliriz. Ekip arkadaşlarımız, aramızdaki diyaloglar bizi yıpratabilir ve bunlarla aramızdaki bağ kopup işimize yansıyabilir. Mümkün olduğu kadar mantıklı ve doğru hareket etmemiz gerekiyor. Bu ara iş için gideceğimiz Güneş Jüpiter üçgen açısı var. Gideceğimiz yolculuklarda başarılı odaklı olursak her konuyu rahat bir şekilde çözmüş olacağız. Haritanızda burada. İletişim trafiğiniz çok fazla yoğun. Telefonunuz hiç sızmayacak. Maillerimiz, yeni anlaşmalar, yeni başvurular hepsi çok doğru şekilde ilerlese de mantıklı karar vermeniz lazım. Jüpiter geri ileri hareketine başlayacak ve bu 2023'te değişmesini istediğiniz, hayatınızla ilgili oluşmasını istediğiniz birçok görev tanımınızla ilgili hakları alma döneminiz var. Mantıklı, hem güçlü şekilde başlıyoruz hem de mantıklı şekilde başlayacağız. Bunu bilmeniz lazım. Maddi konularda özellikle bu ay ve Aralık ayı ve Ocak ayı itibariyle daha kazançlarımız daha verimli nokta sağlayacak. Ama heyecanlı noktamız gereksiz alışverişlere sebep olabilir. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Yeni ay gerçekleşecek 24 Kasım'da Yay burcunda. Jüpiter ileri hareketini yapıyor ve iş konularımızla alakalı özellikle görünemiyorum, ben hakkımı alamıyorum dediğimiz birçok noktada fırsatlarımız var. Kurumsal bir firmadan başka bir kurumsal firmaya geçmeyi düşünüyorsanız bir şu anki yöneticinizin desteğiyle gideceğiniz noktada başarılı odaklı olacaksınız. Ama bulunduğunuz noktada da kalmak istiyorsanız yöneticinizin size vereceği destekle daha gülümseyecek bir enerjiye sahip olacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız ve kendi işinizle alakalı büyütmek, alanı daha farklı alanlara geliştirmek istiyorsanız bölümünüz yanlış. Bölümünüzü belirleyip bu noktalarla alakalı yenilikler yaratmanız lazım. Bu ara sanatçı ruhunuz, rüyalarınız, hisleriniz tavan yapacak. Bunları not alarak isteklerimizi doğru şifa şeklinde Rabbime ileteceğiz dualarımızla. Unutmayın istiyorum. Maddi konuda da özellikle hız kazanacaksınız ama harcamalarınız da hız kazanacak. Yani dengeli kazanç dengesiz gidebilir. O yüzden kontrollü olun diyorum. Bu ara devletle alakalı
alakalı bağlantılarımızla ilgili yer ve ya da askeri alan ya da polis, hakim, savcıysanız yer değişimleriniz söz konusu olacak. Belediye ya da farklı alanlarda, sağlık sektörlerinde çalışıyorsanız hastane değişimi, yer değişiminizle ilgili başvurularınız olumlu. Yurt dışı ile ilgili beklenti ve gitmek istediğiniz konularla ilgili de fırsat kapılarımız var, değerlendirebilirsiniz. Yarım bıraktığınız eğitiminizle alakalı noktada da güzel başlangıçlar sizin motivasyonunuzu arttıracak. İngilizce eğitiminizi güçlendirmeniz ve Japonca eğitimi almanız gerektiğini de bilmeniz lazım. Özellikle mühendis olan sevgili balıklar için Almanya, Amerika beklentiniz varsa olumlu. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bulunduğunuz noktada konumunuzla ilgili güzel fırsatlar var. Evet, aşk, yenilik ve güzel geçişler var ama siz de iş çevresinde aşık olma ihtimalinizin yüksek olduğu, aman gözünüz fazla rahatsız etmesin, iftiraya, o tarafta iftiraya kurban gidebilir. Dikkatli olun. Bu ara uzun soluklu ilişkilerinizle alakalı kararsız bir dönemdesiniz. Acele edip yanlış karar verebilirsiniz. Daha sakin olup, hatta ufak bir ara verip ondan sonra bu dengeyi tutarsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yeni heyecan, yeni arayışınız varsa da gerçekten gideceğimiz çok kalabalık bir hafta yaşayacağız. Orada buraya koştur, buradan buraya koştur, şuna telaş, buna da gece bile uyku düzenimiz bozulabilir. Fazla gezmeyin, hasta olursunuz, bilginiz olsun. Bu ara bağımlılıklarımız da artabilir, eğlence bağımlılıklarımız fazlalaşabilir. Bunları kontrol edelim. Sevgili gençler, evet aşk enerjiniz çok yüksek gidiyor. Doğru insanı buldum diyorsunuz ama eğitim konularınızda ön planda dikkatli olmanız lazım. Kalp kırıklığı yaşayan ve imkansız geri dönmez diyen sevgili balıklar, kapınızda hayırlı olsun diyorum. Evli çiftlerimizle ilgili özellikle yaşanmış geçmiş sorunları yavaş yavaş düzelterek veda noktasını doğru anlaşarak yol ayrımına gireceğiz. Kötü giden ilişkiyi de toparlama dönemi. İster ayrılın, ister devam edin. Burada güzellikler kapınızda. Taşınma konumuzun yoğun olduğu bir evre ve gideceğimiz nokta daha uğurlu ve bereketli olacak. Ailemize ait de bir müteahhit anlaşması, evle ilgili bir karar evresi söz konusu olacak. Bu da hem evimizin hem de binamızın değerinin artacağı gözüküyor. Uzun süredir de toprağınızla alakalı kendinize küçük bir ev yapmak istiyorsunuz. O toprak değerli evi bırakın tarım ya da farklı şeyle değerlendirirseniz kıymetli olacak. Çalışan evli çiftlerimizle ilgili özellikle hanımınızın iş değişimi çok güzel. Sizin de maaş ile ilgili beklediğiniz hak ve priminiz hesabınıza yatmış olacak gözüküyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız cilt sivilcenme, lekelenme, alerjik lekelenmeler söz konusu olabilir ve üreme organlarımızda üşütmeler ve ayaklarımızda sıkı çoraplar giymemiz lazım. Akıntılar, kokuntular söz konusu gözüküyor. İhmal etmeyin diyorum. Evlenmiş ayrılmış çiftler için daha sakin, daha dinlenme noktası. Doğru aşka da Ocak ayında yakalayacaksınız. Sevgi ve mutlulukla kalın efendim. Hoşça kalın.